Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Bugünkü dersler beraber 2022-2024 üniversite döneminin analizini ve genel olarak özetini geçeceğim. Bayağı bir arkadaş bekliyordu, işte bu senenin özeti yok mu gibisinden falan. Şimdiye nasip oldu, bu sene mezun oluyorum. Şu an boş vaktim var, dersler bitti. İnşallah bütün yükümlülüklerimi yaptım. Mezuniyetle alakalı pişmanlıklarımı ve mutlu olduğumu, iyi ki de yapmışım dediğim şeyleri ayrı bir videoda bahsedeceğim ve tavsiyeleri vereceğim yeni başlayan arkadaşlar için. İki video çıkabilir. Hem yeni başlayan arkadaşlar için tavsiye hem de benim kendi yorumlarımı konu alan bir mezuniyet videosu olabilir. Şimdi 2022-2024 döneminde ne oldu? Bol bol SKS, okul ve benzeri işte bölümler konferanslardır, derslerdir, aktivitelerdir, kulüpler de aynı şekilde yaptı. Bu konuda tatmin olduk. Zaten İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri bunlara çok katılamıyor maalesef. Ama böyle kenarda bulunması yine güzel oldu. Etkinlikleri iyiydi. Ben genel olarak beğendim. Daha sonrasında hem açık mikrofon etkinliğiyle okuldaki yöneticilerle, işte genel sekreterlik ve rektörlük olmak üzere bunlarla direkt birebir olarak görüştük, konuştuk. Ben şeyde konuştuydum. Mütevelli konuşmasında söz hakkı kalmıştım. Bu mütevelli konuşmasında da burs artışı talebinde bulunmuştum. O şekilde yine diğer arkadaşlar da benim gibi taleplerde bulundu ve burslarda bir artış gerçekleşti. Ama yani öyle çok büyük bir artış değil bu. Ama işte tatmin eder. Hiç yoktan iyidir. Artık onların vicdanında kalmış bir durum. Enflasyonla oluşan şeyi bir şekilde amorti etmeye çalıştılar. Daha sonrasında ne oldu? İşte yemek fiyatları bir anda çok yükseldi. İşte 40 liradan 80 liraya çıktı. İnsanlar isyan etti. Bazı arkadaşlar protesto etti. O gibi şeyler oldu. Eskiden mesela kahvaltı yerine öğle yemeğini tercih edebiliyorduk. Kahvaltının kredisini öğlenleyin kullanabiliyorduk. Onu iptal ettiler. Burslar işte biraz arttı. Her dönem arttırdılar diye hatırlıyorum. Veya 3 defa da olmuş olabilir. 4 dönemde 3 defa bir artış olabilir. İşte bir başta, bir ikinci dönem, bir tekrardan başlarken öyle bir şey olması lazım. 4 defa da olabilir. Ama yani dediğim gibi bir artış oldu. İlk girenlere çok az oluyor. Çünkü oransal bir artış oluyor. Direkt herkesi böyle bir şeye fixlemiyorlar, sabitlemiyorlar. İşte yüzde şu kadar artacak. İşte yüzde bu kadar artacak. Ama enflasyon %100 olmuş. Sen orada %30 artış yapıyorsun. Hani %70 nereye gitti? Ya tamamen onların vicdanına kalmış bir şey. Ben bu hem enflasyonu bir nitelikli dolandırıcılık olarak görüyorum. Hem de enflasyona bağlı burs artışı yapmamayı da bir nevi dolandırıcılık olarak görüyorum. Çünkü sen başta öyle anlaşmıyorsun. Başta yaptığın ve öğrenciye katmak istediğin şey sonrasında gelmiyorsa ben bunu dolandırıcılık olarak görürüm. Hani böyle oyun yapmaya hiç gerek yok. Bunun neyse enflasyon oranında artması gerekirdi. Ama yine hiç yoktan iyidir. Ben teşekkür de ederim yani. Çünkü hiç de yapmayabilirlerdi. Tam bir dolandırıcı da olabilirlerdi. Ama biraz vicdan yapıp arttırdılar. Bizim de taleplerimiz doğrultusunda. O şekilde bir artış gerçekleşti. Daha sonrasında biliyorsunuz deprem yaşandı. 2023 6 Şubat depremi. Tekrardan yakınlarını, arkadaşlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz insanlara da Allah rahmet eylesin. İnşallah bir daha yaşanmaz. İnşallah eskisi gibi olmaz. Daha ahlaklı, daha liyakatli insanlarla bu işleri gerçekleştiririz. Hani burada sadece üreticiler de değil, aynı zamanda kullanıcılar da bilinçli olması lazım. Ev alırken ve benzeri iş yaparken liyakatli bir şekilde bu işlemleri yapmamız gerekir. Hem liyakatli hem ahlaklı bir şekilde, hem alırken hem de satarken bunları göz önüne bulundurmak gerekir. İyi iş yapmayan insanları almamak gerekir. Onun işlerini batırmak gerekir. İyi iş yapmayan insanları boykot etmek gerekir. Şu an günümüzde olduğu gibi zaten. Ve onları bir şekilde sopalamak gerekir. Tabii burada hem halkın önemli bir bilinç kazanması gerekiyor, hem de üst taraftaki yöneticilerin de bu işleri sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Öyle bir deprem yaşandı biliyorsunuz. Online'a geçti sonra okul. O şekilde online bir dönemi atlattık. Ondan sonra ben yine Amerika'ya gittim. Amerika'da kuryelik yaptım. Bir 10-12 bin dolar kazandım. İşte bir 5-6 bin dolar bana kar kaldı. İşte orada yine bir 6-7 bin dolar harcadım. Kiradır, giderdir, uçaktır derken. O şekilde bir yaz sezonu yaptım elhamdülillah. Buradan da Fatih kardeşime teşekkür ediyorum. O beni ağırladı Amerika'da. Onun yanında kaldım. O şekilde ondan sonra 2023-2024 dönemi başladı. Bu dönemde ne oldu? Yine etkinliklerdir, mütevelli görüşmeleridir, açık mikrofondur. Bu şekilde sorunlarımızı dile getirdik.
problemlerimizi bahsettik. O şekilde bu dönemi de kapattık. İşte bu dönemde bir arkadaşımız vefat etti. Yine üniversitedeki liyakatsizlik ve genel olarak ülkemizdeki liyakatsizlik nedeniyle biliyorsunuz bizim okulda da bir nevi Türkiye'nin özeti bir okulumuz var. Çok fazla liyakatsizlik olayları yaşanıyor. 2023'ün başında değil, hatta bu arkadaşımızı 2023'ün sonunda doğru kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tanıdıklarına başsağlığı dilerim. Ailesine Allah sabırlar nasip etsin. İşte artık ışıkların orada, bizim okulun hemen altında. Bizim okul dağ başı olup ulaşım imkanları gelişmemiş olduğu için, ulaşım imkanlarını üniversitemiz sağlamadığı için, yani yeterli düzeyde sağlayamadığı için öyle bir kaza yaşandı. Aynı zamanda aşağıdaki ışıkların yanmaması, arabaların çok hızlı geçmesi gibi nedenlerle arkadaşımızı kaybettik. Daha sonrasında önlem almaya çalıştılar. Benzerleri yaşanmaması için işte ring servisi getirdiler. O alt taraflara hızlı gitmemeleri için engeller koydular. İşte ışık sistemini düzelttiler. Ama nafile arkadaşımızı kaybettik. Bunun da temel sorumluları başta Başakşehir Belediye Başkanı, daha sonrası İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonrasında bizim okuldaki yöneticiler, rektör, genel sekreterlik gibi insanlar nedeniyle bunlara direkt şunun yüzünden oldu diyemeyiz ama işte bu gibi insanlar yüzünden, liyakatsiz insanlar nedeniyle arkadaşımızı kaybettik. Daha sonrasında depremden sonra işte liyakatsizlik demişken bizim yurtlarda analizler yapıldı. Erkek yurdu bildiğim kadarıyla sağlam çıktı. Kız yurdunda biraz çürüklük ortaya çıktı. İşte bunlara taşeronlar yaptırdıkları için bu gibi problemler yaşandı. Daha sonrasında 2023'ün sonunda spor merkezine su bastı. Çamur oldu, balçık oldu, leş gibi oldu. Orada bizim eşyalarımız vardı. Eşyaların hepsi çöpe gitti hemen hemen. Belki kurtarılabilen varsa birkaç tane kurtarılmıştır ama benim bütün eşyalar çöpe gitti. Yanında arkadaşın eşyaları da vardı. Onlar gitti mesela. Sonra spor salonunu kullanamadık. İşte 2024'ün ortalarına doğru açıldı spor salonu. İşte havuzludur, işte fitness şeyleridir. Oradaki bütün malzemeler hani milyon liralık malzemeler çöp oldu. Yani görmeniz lazım. Bu da tamamen liyakatsizlik. İşte bu taşeronların yaptığı işler nedeniyle bu gibi şeyler yaşandı. Bir şeyleri eksik yapmışlar, bir şeyleri yanlış yapmışlar. Liyakatsiz insanlara iş verirseniz hem böyle maddi hem de manevi olarak da bir çürüme gerçekleşiyor, bir bozukluk ortaya çıkıyor. Hem arkadaşımızı kaybettik dediğim gibi hem de bu gibi problemler ortaya çıktı. Bu gibi şeyler oluyor işte maalesef. Bu taşeronlarda genel olarak liyakatsiz insanlar oluyor. Bu gibi maddi kayıplara da neden oluyorlar. İşte mesela hem biz kullanamadık hem de milyon liralık zarar ortaya çıktı yani maalesef. Hem öğrenciler de zarar etti, eşyaları kayboldu, gitti, çöp oldu. Hem de oradaki büyük eşyalar da yani görmeniz lazım koca koca şeyler çöp oldu yani. Hem fitness yerlerinde hem de o diğer havuz ve benzeri malzemeleri gitti. Ve kullanamadık en kötüsü. O gibi durumlar yaşandı. Daha sonrasında kız yurdu yetersiz kaldı. Erkek yurdunu kız yurdu yapıp erkekleri başka bir yere postalama girişimi oldu. Allah'tan iptal oldu bu. Şu anki girişimleri odaları dörtlü sisteme çıkarmak. Odamız zaten küçük yani şu an biz iki kişiyle kalmamıza rağmen sabahları bir hava problemi yaşanıyor. Yani havasız kalıyor. Hani bunun dört kişi olduğunu düşünürseniz çok da çok çok daha kötü olacak. Zaten küçük oda hani bir kişilik olarak tasarlanmış bir oda. Bu şu an bile fazla yani üç kişi kalıyoruz odada. Standart KYK odası şeklinde tasarlanmış. Kaç metrekare bilmiyorum ama çok bir metrekaresi yok. Hani ona rağmen küçük bir oda olmasına rağmen daha da böyle hostel, ucuz hostel hatta ucuz hostele çevirmeye çalışıyorlar. Tamamen kızların sayısının fazla olması ve kız yurdunun yetersiz kalması nedeniyle. Dediğim gibi burasını erkek yurdunu kız yurdu yapıp erkekleri postalayacaklardı. Artık nereye postalar bilmiyorum. Kafalarına göre her yere postalayabilirler. Erkeklerin maalesef çok bir değeri yok. Kızlara genel olarak pozitif ayrımcılık yapılabiliyor. Ben karşıyım arkadaşlar pozitif ayrımcılığa. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii adil olmak lazım. Ayrımcılık yapmamak lazım. Adil olan buysa yapsınlar ama ben adil olduğunu düşünmüyorum. Hani yerine göre de pozitif ayrımcılığa karşıyım. Direkt bütün ayrımcılığa karşı değilim tabii ki. Çünkü ben demokrat bir insan değilim. Adil olmaya çalışan bir insanım her konuda. Bu nedenle de Allah'ın adaletine sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. Her konuda olduğu gibi.
Böyle bir düşüncem de var. Hani bu bakımdan laik bir insan da değilim yani. Beni tanımak isteyen arkadaşlar için bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Adil olmak gerektiğini ve Allah'ın adaletini uygulamak gerektiğini düşünüyorum. Allah'ın kurallarıyla yönetilmek de isterim. Evet, sonrasında ne denilebilir, neler yaşandı? Bol bol dediğim gibi etkinlikler oldu, o konuda sıkıntı yok. İşte birkaç hocamız okuldan ayrılmış olabilir. Onlar da gitmiş olabilir. Bunları bölüm genelinde düşünmek, değerlendirmek gerekir. Başka hatırladığım önemli olay, işte mütevelli ile görüştük. Mütevelliye şeylerimizi söylemiştik, durumları söylemiştik. Bir kısmı çözüldü gibi, işte bir kısmı hala devam ediyor, bir kısmı yarım çözüldü. İşte bursların artışı işte bir tık daha belki yarım çözülmüş denilebilir. Hatta yani çözülmemiş bile denilebilir yani. Hani hiç yapmasarmış belki. Ama yine de hiç yoktan iyidir. O bakımdan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yemek zammını konuştuk. Başka bahsedebileceğim çok da bir şey kalmadı geriye bu dönemde. Dikkat çekici olay yoktu. Genel olarak özetlemek gerekirse durum bu. Bu sene mezun oluyorum. Mezuniyetle alakalı görüşlerimi, düşüncelerimi sizlerle bahsedeceğim inşallah. Öyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı, keyifli, eğlenceli bir video olmuştur. Başka sonradan aklıma gelen bir şey olursa onları da aşağıda belirtirim. Yorumlara sabitlerim. Ekstra olarak başka aklıma gelen bir şey yok. İşte ring servisi getirildi. Ondan bahsetmiştim. Arkadaş vefat ettikten sonra bir tık daha ulaşım problemini çözmek için. Ki ben bunları bu kampüse gelmeden önce yönetime bildirmiştim. Yani saat başı bir servis olması gerektiğini İstanbul'un belli yerlerine söylemiştim. Ama maalesef öğrenci çok da kale alınmıyor. Her ne kadar okulumuz zengin bir okul olsa da ne burslara adam akıllı şey yapıyorlar ne de bu gibi önemli önlemler alıyorlar. İşte dediğim gibi liyakatsizlik. Hani maalesef halbuki reklam masraflarına hani milyonlarca lira muhtemelen harcama yapıyorlar. O hem broşürlerdir, kataloglardır, işte diğer reklam çekimleridir. Onlara milyonlarca lira masraf yapıyorlar ama sadece reklamda kalıyor. Önemli reklamını biz yapıyoruz. Ben şu an o reklamlardan çok daha yüksek kalitede, yüksek katma değerli reklamlar yaptığımı düşünüyorum YouTube'da. Sizler için hem de kendim için. Kendimin de reklamı oluyor bu şekilde. Arkadaşlara yardımcı olmak için benim zamanımda yoktu. İnşallah sizlere de bu videolar faydalı oluyordur. Ama dediğim gibi yani o reklamlar saçmalık. Önemli olan reklamı öğrenci yapar, biz yaparız. Siz gelirsiniz, bakarsınız. O şekilde 2022-24 sezonunu özetleyebilirim. Bundan sonraki videolarda okula yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyelerimde bulunacağım. İşte genel olarak yapmaları gerektiği şeylerden bahsedeceğim. Ve hem pişmanlıklarına hem de iyi ki de yapmışım dediğim mutluluklarımdan bahsedeceğim. Mezuniyetle alakalı. Sonuçta burada 7 senem geçti. Hem üniversiteyle alakalı hem de o mezuniyetle alakalı bir takım tavsiyeler hem de yeni başlayan arkadaşlar için olacak. Onlar da önümüzdeki videolarda olacak. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah onlar da faydalı olur. İnşallah onları da çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayanlar olabilir. Hem kendilerine hem de kanalımıza değer katmak isterlerse abone olmalarını isterim.